RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sivil toplum kuruluşlarından Ankara çıkarması. Sayın seyirciler, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, Organize Sanayi Müdürlüğü ve Ticaret Borsası Başkanlarından oluşan heyet, Ankara'da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu. Ankara çıkarması yapan heyet, Erzincan'daki yatırımlarla ilgili görüşmeler yaptı. Erzincan'dan 3 sivil toplum kuruluşu başkanı, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya giderek bazı temas ve ziyaretlerde bulundu. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, Ticaret Borsası Başkanı Necmi Yapınca ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedil Limon ile Organize Sanayi Müdürü Resul Yeşilbaş, beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da ziyaretlerde bulundular. Erzincan heyeti Ankara'da Erzincanlı Sanayici İş Adamları Derneği Ersiyat Yönetim Kurulu Başkanı Tevhid Şevket Tavşanoğlu, Erzincan Milletvekilleri Serkan Bayram ve Sebahattin Karakelle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yüceli makamında ziyaret ederek Erzincan'daki yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi makamında ziyaret eden heyet Erzincan'la ilgili taleplerde bulundu. Erzincan heyeti ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Taşdemir ve Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı makamlarında ziyaret ettiler. Ankara ziyareti hakkında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, Erzincan'da Gümrük Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi açılması için söz aldıklarını ifade ederek temasların olumlu geçtiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı ziyaret eden heyet, Erzincan'ın öncelikleri hakkında bilgi verdi. Erzincan merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Erzincan, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırdıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sayın seyirciler, Erzincan'da çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 4 ayrı kazada 2 kişi yaralanırken kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ön plandaydı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kasım ayı içinde meydana gelen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. MOBESE kameraları tarafından kaydedilen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken kural ihlalleri, dikkatsizlik ve aşırı hız yine öne çıktı. Kazalardan 3'ü Ergan kavşağında meydana geldi. Bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktıktan sonra takla atarak yolun karşı tarafına geçmesi, kural ihlali sonucu 2 aracın çarpışması ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün orta refüje çıkması görüntüleri yer alıyor. Diğer kazada ise Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında trafik ışıklarında duran araca otobüs arkadan çarpıyor. Erzincan Üniversitesi öğrencileri yayımcılık tasarımı dersi için RT Şah Medya'yı ziyaret ettiler. Öğrenciler yayınlar hakkında bilgi aldılar. Erzincan Üniversitesi öğrencileri yayıncılık ve tasarım dersi için RT Şah TV'yi ziyaret ettiler. RT Şah TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Demirbaş ile görüşen öğrenciler yayınlar hakkında bilgi aldılar. RT Şah TV yayınları hakkında bilgi veren Demirbaş, etik kurallar, yayın akışı, program maliyetleri, yayın öncesi hazırlıklar konusunda öğrencilere bilgi verdi. Emekli din görevlileri bir araya gelerek kurdukları dernekte ders tekrarları yapıyorlar. Dernek üyeleri tefsir, fıkıh, hadis dersleri alarak bilgilerini pekiştiriyorlar.
Emekli din görevlileri bir araya gelerek kurdukları dernekte birçok faaliyet yürütüyor. Her yıl Kasım ayından başlayarak Nisan sonuna kadar haftanın 4 günü bilgilerini pekiştiren dernek üyeleri tefsir, hadis, fıkıh ve siyer olmak üzere ders tekrarları yapıyorlar. Diyanet Emeklileri Din Görevlileri Derneği Erzincan Şube Başkanı Kamil Polat, 35 üyeleri bulunduğunu belirterek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğimiz 2 Aralık 2009 tarihinden itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimizin kuruluşundan itibaren her yıl Kasım ayından başlayarak Nisan ayına kadar haftada 4 gün pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe sabah saat 8.30'dan 9'a kadar tefsir, hadis, fıkıh ve siyer olmak üzere ders yapılmaktadır. Başta şehitlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizin ruhuna bağışlamak üzere her ay bir hatim derneğimiz üyeleri tarafından okunmaktadır. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayramlaşma programları düzenlenmektedir. Telefon zinciri oluşturularak üyelerimizden veya yakınlarından vefat eden olursa ruhlarına bağışlanmak üzere dernek üyelerimiz tarafından hatim okunmaktadır. Yaz aylarında 2 veya 3 defa piknik düzenlenerek üyelerimizin bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür eder, saygılar sunarım. Evet, sırada Halkın Sesi bölümümüz var. RT Şah TV Haber Merkezi olarak İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle mikrofonlarımızı Erzincan halkına uzattık. Bakalım vatandaşlar insan hakları konusunda neler düşünüyor? İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle mikrofonlarımızı Erzincan halkına uzattık. 10 Aralık tarihi içinde alan haftanın İnsan Hakları Haftası olarak kutlanması nedeniyle halkın görüşlerini alan RT Şah TV Haber ekibi farklı cevaplar aldı. Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası ne zaman biliyor musun? Bilmiyorum. Bu hafta Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası. Peki demokrasi nedir diye sorsak? Demokrasi kişinin kendi özgür iradesiyle oy kullanabilme hakkı mesela diyelim. Örneğin bunu verdiniz. Peki sizce demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Bence hayır. Neden? Çünkü insanları sırf düşüncelerinden dolayı yargılıyoruz ve düşüncelerini söyledikleri için bir sürü, hani mesela şu an yazarlar olsun, gazeteciler olsun, şu an hapiste yatanlar bir sürü var. Sırf düşüncelerini bunlar dile getirdiği için şu an oradalar, dışarıda değiller. Haftası ne zaman biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bugün Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası bu hafta. Peki sizce demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Evet. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi nedir peki? Demokrasi demek hür demek. Hür yaşayan insanların hepsi demokraside yaşıyor demektir. Peki birazcık açabilir miyim? Hürüz. Hürüz şu anda. Ben 5 tane devlet gördüm. Türkiye'den hür de yaşayan devlet görmedim ben. Sağ olun. Teşekkür ederim. Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası ne zaman biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Şu anda Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası içerisindeyiz. Peki sizce demokrasi nedir? Valla demokrasi dediğiniz gibi eşitlik, insan haklarına saygılı olmak, herkesin hakkını vermek, adaletli olmak, bunlar aklıma gelen. Sizce demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Bence demokratik ülkede yaşıyoruz, evet, öyle düşünüyorum. Çünkü insanlar özgürce hareket ediyor, isteyen başı açık dolanıyor, kapalı dolanıyor. Herkes eşit, yani hiçbir sıkıntı görmüyor. Sizce demokrasi nedir? Valla birden soru sordun, şu anda tıkandım kaldım ya. Demokrasiyi soruyoruz. Demokrasi... Ya da insan hakları ile ilgili sorunlar yaşanıyor mu sizce ülkemizde? Demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Şu anda evet, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Onda bir sorunumuz yoktu. İnsan haklarına gelince bizim ülkemizde öyle bir sorunumuz yok, Allah'a şükürler olsun. Fakat Avrupa ülkeleri bunu çok ihmal ediyorlar. Türkiye'yi aslında örnek almalar lazım. Türkiye bütün dünyaya örnek bir ülkedir. İnsan hakları konusunda yapılan bu zulümler noktasında Türkiye'ye örnek alsınlar diyorum. Türkiye bu konuda gerçekten başarılıdır.
Bu denizlerde ölen yavrularımız, Suriye'de, İsrail'de, Filistin'de ölen çocuklarımızı, bunları Türkiye'ye örnek olarak, yani Türkiye bu konuda çok büyük atılımlar yaptı. Fakat nedense Avrupa sessiz kalıyor. Biz burada sizlerin alacağı Avrupa'yı kınıyorum. Demokrasi, herkesin kendi kararını verebilmesi. Özgür o şekilde. İnsanların özgür olmasıdır demokrasi. Peki sizce demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Tabii ki öyle. Bence öyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani kısmen demokratik, evet. Neden mesela kısmen? Ya yani her yerde demokrasiyi uygulayamadığımız için. Yani ülkenin... Nerelerde diye sorarsanız hani şu an aklıma gelmiyor ama uygulayamıyoruz bence. Bilmiyorum. Hocam peki demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Sayılır. Neden sayılır? Öyle düşünüyorum ben onu. Sizce demokrasi nedir? İnsanların hak ve hürriyetlerini en iyi bir şekilde yaşamasıdır. Bizim Türkiye'de de o şekilde bir yaşanma olduğunu zannetmiyorum. Neden? Neden? Dini açıdan olsun, diğer kültürel açıdan olsun, herkes kısıtlamada. Herkes yaşadığı ortamdan mı diyeyim veyahut da çevre baskısı mı diyeyim, çok farklı yaşantılar oluyor onun için. Demokratik? Yok canım, demokratik bir ülkede olsak her istediğimizi yaparız. Demokrasi her istediğini yapabilmek mi yoksa özgürlükler konusunda? Özgür demek. Demokrasi demek özgür demek. Peki sizce demokratik bir ülkede yaşamıyoruz henüz. Demokrasi nedir diye soralım. Vallahi onu iyice bilmiyorum ben, ne olduğunu. Öncelikle kendisini bilmesi gerekir. İnsan haklarını en üst düzeyde yaşayan insan demektir. Demokrasi bizim her şeyimizdir. Demokrasi olmazsa eğer hiçbir canlı adım atamaz. Her şey demokrasiye borçludur. Demokrasi olduğu zaman demokrasi demek insan hakları demek. İnsan haklarını yapan insanlar demek ki demokrasiyi yaşıyorlar. Anladın mı? Bizim Türkiye şu anda çok zor durumda ama her türlü her şeyin üzerinden gelecektir. Yani bunları iyi bilin. Bunları iyi bilin. Yani bizim Batı dostumuz değildir. Batı dostumuz değildir. Sonra bizi dışarıda da bazı şeylere, pisliklere bizi karıştırıyor. Ama Allah'ın izniyle hepsinden çıkacağız. Hepsinden çıkacağız. Anladın mı kardeşim? Ne diyeyim? İnsanlar... İnsanın defteri boşa yazılmaz. Bu defterde nerel vardır kardeşim? Demokrasi olan insan üzülmez. Üzülene her yer dardır kardeşim. İnsan söylesin sen övmeyi, menfaat icabı sevilme sevme. Ha. Yüzüne kurşun sık, ardından sövme. Söyler isen sohbetinden ne çıkar? Söyler isen sohbetinden ne çıkar? Şu Erzincan'ımız güzel bir şehir. İnşallah kimse bu şehri karıştıramayacak. Peki sizce demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz? Öyle tabii ki öyle. Mesela demokrasiyle ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Ülkemizde gerçekleşen. Ülkemizde gerçekleşen milletvekili seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimi. 15 Temmuz'u buna örnek verebilir miyiz? 15 Temmuz'u demokrasiye karşı, demokrasiye darbeye karşı mücadeledir. Darbeci, demokrasiye yapılan darbeye karşı mücadeledir. Erzincan ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan merkezde 2, Çayırlı ilçesinde 5, İliç'te 10, Kemah'ta 6, Refahiye'de 7, Tercan'da 5 ve Üzümlü ilçesinde 1 olmak üzere toplam 36 köyün 214 kilometre yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla 287 köyün
1615 kilometre yolu ulaşıma açıldı. Sırada spor haberimiz var. Liseler arası basketbol il birinciliği final maçında İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi ile Erzincan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda Erzincan Anadolu Lisesi maçı 58-36 kazanarak il birinciliğini elde etti. Liseler arası basketbol il birinciliği final maçında İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi ile Erzincan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. 13 Şubat spor salonunda oynanan maçta büyük heyecan yaşanırken okul taraftarları tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek verdiler. Maçı 58-36 kazanan Erzincan Anadolu Lisesi il birinciliğini elde etti. Ve sevgili seyirciler, bültenimize hava durumu ile devam ediyoruz. İlimizde bugün daha serin ve çok bulutlu bir havanın etkisi vardı. Erzincan civarında yarın hava sıcaklığının -4 derecede ve havanın sisli geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar bugün itibariyle etkisini kaybedecek. Ve şimdi Erzincan ve komşu illerimizde tahmin edilen sıcaklık değerleri, aynı zamanda ilimizde döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri getirelim ekranlarınıza. Yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan -4.3, Erzurum ve Sivas -13.0, Elazığ -1.7, Malatya -2.6, Bayburt -13.1, Tunceli -4.4, Gümüşhane -11 ve Giresun -2.10 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Can Eczanesi. Can Eczanesi Ordu Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,510, satış 3,516, euroda alış 3,776, satış 3,783. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Müzik